Merhaba çocuklar, Türkçe ödevinize hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte vermiş olduğum ödevi birlikte kontrol edelim. Etkinlik 1. Aşağıdaki sözcüklerden tek başına anlamı olanları maviye, olmayanları kırmızıya boyayalım diyor. Kelimelerimiz yani sözcüklerimiz sarı anlamlı mı? Evet, o zaman maviye boyuyorsunuz. Fakat tek başına bir anlamı olmadığı için kırmızıya boyuyoruz. Masal tek başına anlamı olduğu için maviye boyuyoruz. İle tek başına bir anlamı olmadığı için kırmızıya boyuyoruz. Ya da anlamı olmadığı için tek başına kırmızıya boyuyoruz. Koş tek başına anlamı vardır. O yüzden maviye boyuyoruz. Saat tek başına anlamı var. Maviye boyuyoruz. Ve tek başına bir anlamı olmadığı için kırmızıya boyuyoruz. Gibi tek başına bir anlamı olmadığı için kırmızıya boyuyoruz. Uçak tek başına bir anlamı olduğu için maviye boyuyoruz. İse tek başına anlamı olmadığı için kırmızıya boyuyoruz. Gül tek başına bir anlamı olduğu için maviye boyuyoruz. Veya tek başına bir anlamı olmadığı için kırmızıya boyuyoruz. Çadır tek başına anlamı olduğu için maviye boyuyoruz. Zürafa tek başına bir anlamı olduğu için de maviye boyuyoruz. Evet, etkinlik 2'de ise ne yapacakmışız? Aşağıdaki trenleri vagonlarında gösterilen harflerle başlayan sözcükler yazalım diyor. Bunun benzerini derse sizlerle birlikte yapmıştık. O yüzden bu sayfadaki örnekleri kendinize göre çoğaltabilirsiniz. O yüzden bu etkinliği ben de yapıyorum sizlere örnek olması açısından. Belki kelime bulamamış olabilirsiniz. Hemen kalemimi aldım. K ile başlayan bir kelime. Mesela kalem. A ile başlayan araba. S su. E elbise. Z zar. O otobüs. M manken. T tatil. Re rende. İ iğne. D dede. Ö öğretmen. B bardak. G gözlük. Ş şemsiye. Ç çay. H halı. I ısırgan. U uhu. F fil. Ü üzüm. P pırasa. V vagon. Y yazlık gibi örnekler ben yazdım. Tabii ki sizin kelimeleriniz bunlarla aynı olmak zorunda değil. Kendi bulduğunuz kelimeleri de eğer bu harflerle başlıyorsa kullanabilirsiniz. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Evet, etkinlik 3. Elmalarda karışık olarak verilen heceleri birleştirerek sözcükler oluşturalım diyor. Birinci kelimemiz karışık verilen hecelerimiz neymiş? Gi, bil, yar, sa. Bilgisayar olabilir diye düşündüm ben. O yüzden buraya bilgisayar yazıyorum.
Bilgisayar. Evet, ikinci örneğimize bakalım neymiş? Elbise olacaktı. Tamam. Diğer örneğimize bakalım. Otobüs. Diğer örneğimize bakalım. Çalışkan. Diğer örneğimize bakalım. Eğlenceli olacaktı. Diğer örneğimize bakalım. Öğretmenim olacaktı. Öğretmenim. Bunlar olacaktı elmalarımız. Şimdi etkinlik 4'e geçiyoruz. Aşağıdaki sözcüklerin son heceleriyle yeni sözcükler oluşturalım diyor. Elma. Son hecemiz ma. Ma ile masa örneğini yazmış. Biz de diğer örnekleri yazalım. Yemek. Mek ile başlayan bir hece olacak. Mektup. Bayat. Yat ile başlayan bir şey olacak. Yat. Yatmak diyoruz. Bay kuş. Kuş konmaz. Böyle bir bitki var. Araştırabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok sağlıklı. Sokak. Kakla başlayacak. Kaktüs olacaktı. Yani ben bunları buldum. Siz farklı kelimelerle bulmuş olabilirsiniz. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey son hecesi. Yani mesela burada mek var diye mektup yazabiliriz. Çünkü mektup iki hece ve birinci hecesi mek. Ama ba yat derken yat yatak diyemeyiz mesela. Neden? Çünkü yatağın ilk hecesi yat değildir, yadır. Yatla başlaması gerekiyordu. Etkinlik 5'e geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler yazalım diyor. Sabah anneme derim. Ne derim? Günaydın. Peki, yer örneğimize geçelim. Kerem oynadı. Ne oynasın Kerem? Futbol oynadı. Akşama ders çalıştı. Akşama Ali ders çalıştı. Baktım, göremedim. Baktım ama göremedim. Yazabiliriz. Ben de annem gibi esmerimi yazıyordu zaten. Yazmamıza gerek yok. Ben de annem gibi esmerim. Evet çocuklar, bugün gözümüz bu kadar. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. İyi akşamlar.